Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldin. Sizlerle dün akşam oynanan Antalyaspor Trabzonspor maçının bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. Öncelikle maçtan önce kadro çok tartışıldı. Kim oynayacak, kim oynamayacak, cezalı, sakat oyuncularımız var. Şunu söylemek istiyorum ben. Hocanın tercihlerinin olacağı çok önemliydi bu maçta. Çünkü biliyorsunuz hepimizin de son haftalarda orta sahadaki eksikliklerden dolayı Hüseyin'i Ünlü burada sigorta olarak kullanıyordu. Ancak Antalyaspor deplasmanında Ünal Hoca Storiç'le başlama tercihinde bulundu. Defansif oyuncu çıkartarak kadrodan ofansif bir oyuncuyla başlamak istedi. 10 numara pozisyonunda oynattı Storiç'i. Ve maça baktığımızda 2 asiste gayet başarılı bir tercih olduğunu gösteriyor bize. Ancak oyun anlamına bakıldığında istenilen performansı Trabzonspor bu maçta 90 dakikada gösteremedi. Sadece şunu söyleyebilir, maçı kazanmasını bildi. Her zaman iyi oynayarak maç kazanılmaz, bazı zamanlarda da kötü oynayarak kazanılır. Özellikle belli bir oyuncu kadrosu var ve kısıtlı bir kadro var talihsizliklerden dolayı. Ve Ünal Hoca bu kadroyu çok iyi kullandı. Çok sürpriz oyuncular çıkarttı bu sene. Ve nitekim de görüyoruz. Serkan'ı koydu sağ tarafa, sol tarafa Abdurrahim'i koydu. Yani sürekli bir değişiklikler, sürekli bir yeni oyuncular katılması, sürekli bir yarış içerisine yeni oyuncuların girmesi güzel şeyler. Maça gelecek olursak Trabzonspor gerçekten aslında maça bence golleri çıktığımız anda çok kötü bir performans gösterdi ve kötü bir başlangıç yaptı. 3. dakikada gol atan bir takım için çok iyi başlangıç yaptı dememiz lazım. Evet, güzel bir başlangıç, gol oldu. Ancak hemen arkasından gol gelecek o kadar belli oldu ki ilk 15 dakikada oyunu tamamen Antalyaspor'a verdi. Geriye yaslandı ve 1-1 oldu. Hemen arkasından tekrar ikinci golü buldu Trabzonspor ve tekrar arkasından aynı şekilde pozisyonlar vermeye başladı. Nitekim Trabzonspor 3'ü bulduktan sonra da aslında bu maçın geneline baktığımız zaman Trabzonspor 3'ü yakaladıktan sonra tamamen durdu ve maçı bitirdi diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü Trabzonspor tamamen bekledi. Rakip top oynadı. Rakip sağlı sollu gelmeye çalıştı. Rakibin de ciddi defansında zaaflarından dolayı Trabzonspor da bunu iyi analiz etmiş, iyi bir istatistik yapmış. Çünkü Trabzonspor çok kaptı toplarla defansın arkasına uzun toplar atarak Sörloth'la, işte Storiç'ten, Bakame'yi çok kullanamadılar. Bakame'de de bir düşüş var uzun zamandır. Bunları oyuncu performanslarında konuşacağız. İyi bir galibiyet aldılar. Çünkü baktığımız zaman bu maçlar şampiyonluktan geçen maçlar. Ankaragücü maçı için de demiştim hatırlarsanız. Bu maç da aynı şekilde. Ancak son zamanlarda Trabzonspor'un performansında ciddi bir düşüş var. Bu düşüşte tabii bir yerde patlak vereceğini bize sinyalini veriyor. Şurada da ligin bitmesine 2-3 hafta, 3-4 hafta var. Bu arayı da çok iyi geçerek ki elinden geldiğince çok fazla puan toplayarak en iyi şekilde devreye girmesi gerekiyor. Storiç geldi, Ekuban geldi. Sakat oyuncular dönüyor yavaş yavaş. Onazi kadroya girdi. Yani bunlar da güzel şeyler. Moral motivasyon açısından, takımdaki rekabet açısından güzel şeyler. İlerleyen dönemde son haftalarda biraz daha değişiklikler olacağını gösteriyor bize. Bu oyuncuların da katılımıyla hem skor etki edecektir hem defansif anlamda da daha bir derli toplu olacaktır Trabzonspor. İlk yarı genel anlamda baktığımızda kötü bir futbol vardı. Takımda beklentiler daha yüksek olduğunu ben de biliyorum, özellikle performans anlamında. Ancak Trabzonspor kazanmasını biliyor. Kazanmaya devam ediyor. Güzel bir seri yakaladı. İkinci yarıya bakacak olursak Trabzonspor tamamen oyunda bekledi. Oyunu tamamen rakibe verdi. Topu Antalyaspor oynadı. Antalyaspor hemen 45'te 2 tane oyuncu değişiklik yaptı. 2 tane ciddi bir hücum oyuncusu soktu. Trabzonspor'da baktığımızda tamamen koruma amaçlı gelecek haftalara yönelik değişiklikler yaptı. Storiç, Ekuban gibi falan. Hüseyin'i soktu son oyuncu oyuna. Gene sigorta olarak yaptı çünkü orta saha çok gidip gelmeler oldu. Kamil Ahmet sakatlandı. Sol bek Abdurrahim girdi biliyorsunuz. Yani tamamıyla Ünal Hoca stratejik değişiklikler yaptı gene. Hüseyin'i taktiksel olarak yaptığını düşünüyorum sadece. Baktığımız zaman Ekuban girdi. Ekuban da elinden geleni yaptı. Defansın arkasına koşarı yaptı. Ancak eski Ekuban olmadığını tekrardan görüyoruz bunu. Ekuban'da da bir yeni yeni yavaş yavaş güçlenecek. Yavaş yavaş maç ritmi oturacak onun da. Bakıldığı zaman güzel bir galibiyet, güzel bir 3 puan. Trabzonspor'u, Ünal Hoca'yı tebrik etmek gerekiyor. Şu anda mesela sahada Serkan oynuyor. Serkan'ı şimdi kimin aklına gelirdi 2-3 hafta önce? Gerçekten alıyor. Yavaş yavaş kupa, milli aralarda iyi çalıştırıyor. Hazırlık maçları, kupalar falan derken karşımıza birden bir oyuncu sunuyor. Bu Trabzonspor kulüp için büyük bir lüks bu işler ve çok değerli işler. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Bunda emeği geçen kim varsa tebrik etmek gerekiyor ve destek olmak gerekiyor.
Eminim şimdi hepimizin kafasından geçen bazı şeyler var. Trabzonspor neden kötü oynuyordu? Trabzonspor işte böyle olmaz. Şampiyonluk. Arkadaşlar sakin. Trabzonspor'a desteğe devam. Çünkü bu böyle futbol böyle maçlar olacak. Bunlar da sezon sonunda yaklaşıyor. İlk devre yaklaşıyor diyeyim. Sezon sonu demeyeyim. İlk devrenin sonunda yaklaşıyor. 10 tane oyuncuya da yük bindi. Onun için bunlar normal şeyler. Bunları normal karşılamak lazım. Desteklemek lazım takımı. Pereira için de Ünal Hoca'nın şunu söylüyor. Pereira'da bir acabalar var dedi. Acabası olan oyuncuyu ben oynatmam diyor. Ünal Hoca'dan da böyle ilk defa bir söylem duyuyoruz. Kafamda soru işareti uyandırmadı değil. Hafta içerisinde bu mutlaka konuşulur. Belki de maçtan sonra Ünal Hoca'ya da söylenir, sorulur. Ünal Hoca da bunun cevabını verir zaten bir basın toplantısında mutlaka. Çünkü onun altında bir şey çıkabilir diye düşünüyorum ben. Pereira ile alakalı bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Umarım yanılırız, bir sıkıntı olmaz. Çünkü güzel bir düzen var. Takım kolej havasında devam ediyor. Ortamı bozacak hiçbir şey olmaz diye ümit ediyorum. Maçta çok enteresan bir görüntü oldu. Hakem Storiç'e çık diyor. Storiç'e çıkıyor ancak Storiç bu sefer maraton tribünü diğer taraftan, kulübelerin olduğu taraftan değil diğer taraftan çıkmasını söylüyor. Ve taraftarı, oyuncuları tamamen tahrik ediyor. Hakemin yani deplasmanda zaten takım 3-1 önde ve sen Storiç'i taraftan önünden uzun bir yol yürüteceksin. Tamamıyla burada kime yaranmaya, kime şirin gözükmeye çalıştı gerçekten çok merak ediyorum ya. Bu hakemlere inanamıyorum zaten bazen. Adam oradan çıkıyor, kafasına çakmak atıyorlar, bir şeyler atıyor, yabancı madde atıyorlar. Adam hala çık 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 diyor. Ya adam gösteriyor, kafama bir şey atıyorlar diyor ve adama gidiyor sarı kart veriyor ya. Hani bu kadar kolay mı ya? Bırak adam çıksın kulübesine doğru gitsin. Kime şirin gözüküyorsun? Kime şey yapıyorsun yani? Gerçekten yani inanamıyorum ya. Bunları yorumlamak bile istemiyorum ama tamamıyla skandal bir iş yaptı orada hakem ve sarı kart gösterdi. 3 sarı kart olsa haftaya önemli bir maç var. Belki adam oynayamayacak veya orada bir sarı kart, orada bir tepki verecek. Kırmızı kart yani o kadar saçma sapan bir yere gidiyor ki konu. Yani inanılır gibi değil. Yani buna da bir değinmek istedim sizlerle. Oyuncu performansına gelelim. Kalede Uğurcan'la başladık. Gerçekten gene istikrarlı çok iyi bir maç çıkarttı. 85'te gene Atıf Şesu karşı karşıya biliyorsunuz çok iyi bir açı kapattı ki Uğurcan Çakır'ın yapmış olduğu en işlerden bir tanesi. Hem cepheden hem karşı karşıyalarda çok başarılı olması. Tebrik ediyorum. Sağbek'te Serkan gerçekten bence yerinde müdahaleler yaptı. Mücadeleci yönü çok yüksek. Hüseyin'in Sağbek versiyonu diyebiliriz. İkisi de çok çalışkanlar. İkisi de çok yerinde müdahaleler yaptı. Hüseyin de aynı şekilde. Hüseyin, Serkan, Kampi, Kamil bunlar dörtlü olarak oynadılar. Ancak defansta biraz aksamalar oldu. Bunun nedeni de arkadaşlar şimdi tamamen defans oyuncularında sol bekte Novak yok, sağ bekte Pereira yok. Bu dengeyi bozar. Sağda Serkan, solda Kamil Ahmet oynuyor. Bu ister istemez defansın dengesini bozuyor. Önlerinde sürekli bir değişiklikler oluyor. Onun için defans hattına ben şu an fazla bir şey yüklenmek istemiyorum. Genel anlamda iyiler çünkü. Bu maçta sadece özellikle yandan gelen ortalar olsun, ara paslarında olsun müdahalelerinde biraz geciktiler. Ancak kritik müdahaleleri de çok fazla. Bunu da eklemek istiyorum. Orta sahada Abdülkadir Parmak ve Mikel oynadı. Abdülkadir'in maç eksikliği olduğu çok belli. Çok fazla temposu düşük oynadı. O bir Mikel de tecrübeli ve defansın göbeğini, Ünal Hoca muhtemelen ona verdi o görevi ve defansın göbeğini hiç boşaltmadı. Neredeyse pas hatası yapmadan garanti oynadı. Topla dribling yapmadı, çok ileriye çıkmadı ama defans önünde kaldı ve sigorta görevini gördü. Yusuf ve Bakayeme'de ciddi bir düşüş var. 3 haftalık bir düşüş vardı. Aslında ben geçtiğimiz haftaki videomuzda Bakayeme için olumsuz bir şey söylemedim. Şunun için söylemedim. Kaleye giden tek adamımız, topla giden tek adamımız, pozisyonuna giden tek adamımız da geçtiğimiz hafta ben tolere ettim bazı şeyleri. Ancak bu hafta gerçekten çok güçsüz ve performansını beğenmedim Bakayeme'nin. Bence takımın hücum anlamında ileride top tutamamasının en büyük eksilerinden bir tanesi de Bakayeme'dir. Onun performansı düştü mü takımın performansı düşüyor. Yusuf aynı şekilde bu maçta biraz daha çok kıpırdadı. Üçüncü gol atarak maçın bitiren adamı oldu. O içeri çekip hedefi bulması çok iyi Yusuf'un ve ciddi anlamda katkı sağlıyor skorer anlamda. Yusuf'u da tebrik ediyorum. Storiç asistler yaptı. Güzel bir dönüş yaptı. Takıma güç veriyor. Oyunu biliyor. Ayağına aldığı her topu dikine oynamaya çalışıyor. Ve gerçekten çok akıllı bir oyuncu. Aklıyla oynuyor. Böyle oyuncuları izlemek bana çok keyif veriyor. Storiç'in çok can yakacağını düşünüyorum ben. Gerçekten etkili bir oyuncu.
İlerleyen haftalarda da performansını yakalar, inşallah bir daha kenarda kalmaz, sakatlıkla, sıkıntılarla uğraşmaz ve tamamen adapte olursa bir takımı şampiyon yapacak derecede bir oyuncu. Geçtiğimiz haftalardaki videoları izleyenler biliyordur. 10 numara eksikliğimiz var. Ben bunu büyük maçlarda hissediyorum diyorum. Ancak Sturridge geldiği zaman bu eksikliğimizi %80, %90 giderecektir diye de tahmin ediyorum. Sörloth gene iyi oynadı, faul aldı, gol attı, pozisyon hazırladı. Yani topu tuttu, dribling yaptı. Yani yapabilecekleri her şeyi, bütün şartları zorluyor. Sörloth gerçekten hepimiz için önemli, değerli bir oyuncu. Yapılan, belki de Türkiye ilk geldiği zaman bir Sturridge, bir Falcao, bir atıyorum. Bu tarz oyuncuları kadar hiç adını bile duymadık. Geldi, sessiz geldi. Bence çok ses getirerek de gidecektir buradan diye düşünüyorum ilerleyen haftalarda. Oyuna sonradan Ekuban, Abdurrahim Dursun ve Hüseyin'i girdi. Ekuban girdi oyuna ancak çok %100 etkili olamadı. Şöyle, Ekuban'ın da maç eksikliği, maç ritmi eksik, antrenman eksikliği olduğu çok belli. Ancak Ekuban da üstüne koymuş, biraz daha güçlü gördüm onu geçtiğimiz maçlara göre. Önümüzdeki haftaki maçlarda o da Sturridge gibi, o da etkisini gösterecektir. Abdurrahim Dursun girdi sol beke. Kamil Ahmet'in sakatlığından dolayı o kardeşimiz de gerçekten güçlü, kuvvetli ve iyi bir sol bek olacaktır. O da geldi, görevini yerine getirdi, mücadelesini verdi. Sağda Serkan, yanında Hüseyin, kalede Uğurcan Çakır, diğer tarafta Abdurrahim, önlerinde Abdülkadir Parmak, yarın Abdülkadir Ömür gelecek, Yusuf'u görüyoruz. Yani böyle genç oyuncularla şampiyonla oynayan bir takım Türkiye'de herhalde uzun zamandır olmamıştır. Trabzonspor güzel yolda, güzel adım adım bu yolda adım adım ilerliyor. Destek vermek gerekiyor. Trabzonspor'u bu galibiyetinden dolayı kutluyorum. Önemli bir avantaj elde etti. Baktığımız zaman şu an Trabzonspor 26 puan yaptı. Sivasspor'un da enteresan bir çıkışı var. Buna da değinmek istiyorum. Gerçekten etkili oyuncular var. Yerli oyuncularından çok iyi bir şey karşılık alıyor Sivasspor. Ve Türkiye'de herhalde Sivasspor şu anda, aslında ben izlediğimde çok da iyi futbol oynamıyorlar son 2 haftanın dışında. Ben mesela Ankaragücü'nde çalışırken Sivasspor neredeyse yürüyecek hal yok gibi diyorduk biz. Hani Sivasspor'a yenildik dönerken, ancak üzülerek döndük. Elimizden kaçırdık diye karşı karşıyalar falan kaçtı. Ama orada da çok etkili, iyi oyuncular var. Lig bayağı kızışacak gibi duruyor. Fenerbahçe, Beşiktaş da geliyor. Galatasaray biraz sendeledi ama Fatih Terim olduğu için Galatasaray da puan farkını kapatıyor gitgide. Önümüzdeki haftalarda biraz daha lig oturacaktır. Zaten 14. haftayı oynandı. Trabzonspor'un şu anda önündeki maçlar: Denizlispor içeride, Konya dışarıda, Kayseri dışarıda, içeride Kasımpaşa. Gerçekten 4'te 4 yapma şansı çok yüksek. Devreye de lider bitirebilir diye düşünüyorum ben Trabzonspor'un. Trabzonspor bu oyunun üzerine bir çıt daha koyduğu an çok rahat maçı götürecek. Şimdi Antalyaspor'a baktığımız zaman, Antalyaspor'da bir hoca değişikliği olduğundan beri 3. veya 4. haftada galibiyet gelmiyor. Ondan önce de aynı şekilde sallantılı. Bildiğimiz gibi 5 ve 6 tane atmıştı Gençlerbirliği Antalyaspor'u kendi sahasında. Antalyaspor'un savunma hattı çok sıkıntılı. Takım olarak bir sıkıntıları var. Ve Antalyaspor'da eğer bu şekilde devam ederse küme düşme adaylarından bir tanesi. Baktığım zaman Ankaragücü takımı daha iyi duruyor sahanın içerisinde. Ama Ankaragücü de aşağıda duruyor pozisyon olarak. Antalyaspor da zaten bir sıra üstlerinde duruyor. Hani bakıldığı zaman birazcık sıkıntılı bir periyoda girecekler. Türkiye Ligi'ne baktığım zaman genel anlamda keyif vermeyen bir futbol var. Bu sene şampiyonluk için çok önemli bir sezon. Çünkü bütün takımlarda büyük problemler var. 2-3 haftaya kadar en çok bize keyif veren takım Trabzonspor diyorduk. Trabzonspor izlerken çok maçta, mesela kazanmamız gereken maçlarda beraberlikler oldu, puanlar kaybedildi, hep üzüldük. Ama sonuç maçta baktığımız zaman da kötü oynayarak kazanıyor Trabzonspor. Bu da önemli bir değer. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerden biliyorsunuz her zaman soru, yorum, beğenme, bunları bana sorar yaparsanız eğer çok memnun olurum. Destekleriniz, alakanız için de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kendinize